Değerli öğrencilerim selamlar merhabalar şimdi ikinci dereceden denklemlere hızlı bir şekilde giriş yapalım. Önemli bir konu karşınıza kesin soru gelecek bir konu çok güzel çok farklı sorularımız var. Hadi önce konuyu öğren pekiştir testlerimizle başlayalım. Şimdi ikinci dereceden denklem nedir çözüm kümesi ne sınav bulunur bunlarla uğraşacağız. Hadi başlayalım. İkinci dereceden denklem nedir dedik arkadaşlar x değişkenine bağlı x'in üstü 2 olan Eşittir sıfır şeklindeki olan denklemlere ikinci dereceden denklemler dedik. Şimdi hemen birinci soruda denklemi ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem olduğuna göre denklemin katsayılar toplamı kaçtır? Demiş. İkinci dereceden denklem olacaksa bunun olmaması lazım. Bunun da olmaması lazım. İkinci dereceden denklem olacaksa x kareli ifade olacak. Hadi bitirelim o zaman soruyu. Bir kere bunun olmaması için 2m eksi 4'ün 0 olması lazım. Yani m eşittir 2 olmalı. Bunu bulduk. Sonra n eksi 3'ün 0 olması lazım. n eksi 3 eşittir 0 için. N dediğimizde 3 olmalı. Bunlar gitti artık. Şimdi M'i ve N'i yerlerine yerleştirelim. Şimdi 3 ile 2'yi topladım 5. Burası ne yaptı? 5x kare yaptı. N yerine 3'ü yazdım. Artı 3x yaptı. Şimdi M yerine 2 yazdım. Eksi 2 artı 3 oldu burası da. Artı 1. Eşittir 0. Denklemin katsayılar toplamı kaçtır diyor. Polinom mantığıyla 1 yazarak da yapabilirsin. Veya toplayabilirsin. 1 bir yazdığında birinci sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu. Evet ikinci sorumuza bakalım. Hemen basit bir soru. İkinci dereceden denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çarpandan ayıracağız değil mi? X ile X'in çarpımı. Eksi 6 ile artı 2'nin çarpımı. Bakın toplamları eksi 4'ü veriyor. Ne oldu o zaman burası? X eksi 6 çarpı. X artı 2 eşittir 0 oldu. O zaman burayı sıfırlayan köklerimden bir tanesi 6. Diğeri nedir? Eksi 2'dir. O zaman çözüm kümemiz ikinci sorumuzun cevabı e, ne olmuş oldu Bursa olmuş oldu Ben testi yanlış testi açmışım cevap anahtarı diyorum niye yanlış ya Hı hemen doğru testi açalım Evet birinci sorumuzun cevabı Denizli ikinci sorumuzun cevabı Bursa şimdi oldu Hadi üçüncü sorumuz. Yine bize ikinci dereceden denklemini vermiş. Denkleminin çözüm kümesini istiyor. Şimdi şöyle bir yazalım. 12x kare eksi 13x artı 9 artı 3 eşittir 0. Ne yapıyorduk bunda? Çapraz kontrol yazarken yan yana yaz. Bir kere şurası 3 ile 1'in çarpımıdır. Şimdi 12 6 ile 2'nin çarpımı olabilir. 4 ile 3'ün çarpımı olabilir. Buradan hangisi gelecek bakalım. Şimdi şuraya 4x ile 3x'i bir yazalım bakalım 13'ü veriyor mu? Şimdi şununla şunu çarparsam 4x'i elde ediyorum tamam. Şununla şunu çarparsam 9x'i elde ediyorum. Evet 13'ü yakaladım ama eksi 13 olabilmesi için buna da eksi buna da eksi verdim. O zaman burası 4x eksi 3 ile şöyle yeniden yazayım. 4x eksi 3 çarpı 3x şurada da x var. Eksi 1 olmuş oldu. Eşittir 0. Buranın 0 olabilmesi için bunun sıfır olması lazım. Yani 4x eşittir 3. x eşittir 3 bölü 4 oldu birincisi. 3x eşittir 1. x eşittir 1 bölü 3 olmuş oldu. Evet 1 bölü 3 ile 3 bölü 4. Üçüncü sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. Evet dördüncü sorumuz. Bakın güzel bir soru. Dikkat edelim. Diyor ki şekildeki tıl tıl üzerinde bulunduğu x kare metre uzunluğundaki dalın üzerinden yürüyerek elmaya ulaşmak istemektedir diyor. Tamam. Tırtıl her gün x eksi 2 metre yürüyerek 8 günde elmaya ulaşmıştır. Buna göre x kaçtır? Bakın ikinci dereceden denklem sorusu ama denklemi oluşturman lazım. Şimdi bir kere x kareymiş çubuğun uzunluğu. Ne kadar yürüyor her gün? x eksi 2 yürüyor ve her gün 8 günde ulaşıyor. O zaman bunun buna ne olması lazım? Eşit olması lazım x kare eşittir. Hadi çözelim şimdi. x kare eşittir. Dağıtalım şurayı. 8x eksi 16 oldu. Hepsini bir tarafa topladım. x kare eksi 8x artı 16 eşittir 0 oldu. Şimdi burayı çarpanlarına ayırdığım zaman x x eksi 4'e eksi 4. Bakın zaten x eksi 4'ün karesinin açılımıdır. Yani x eksi 4'ün karesi eşittir 0 oldu. O zaman x eşittir. Bir tane eşit iki tane kökü vardı. bunların? Kaça eşittir? Dörde eşittir. Dördüncü sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Hadi beşe bakalım. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada neye dikkat edeceğiz? Paydayı sıfır yapanları çözüm kümesinden atacağız. Şimdi yukarıyı çarpanlara ayıralım bir. Eksi 12 ne ile neyin çarpımı? Eksi 4 ile 3'ün çarpımı toplamları burayı veriyor. Hemen yazdım. X eksi 4 çarpı X artı 3'tür burası. Bölü aşağıya çarpanlarına ayıralım şimdi. Yazalım onu bir. 2X kare artı 3X eksi 9. Şimdi burası 2X ile X'in çarpımı. 3 ile 3'ün çarpımı. Çapraz kontrol ettim 6X geldi. Çapraz kontrol ettim 3X geldi. Bunun artı olabilmesi için buna artı buna eksi verdim. Ne oldu burası o zaman? 2X eksi 3 ile 2X eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımı oldu. Eşittir 0. Sadeleştirme yapan ayvayı 7 demiştik. Bunu 0 yapan değerler yukarıyı 0 yapanlardır. Birinci köküm 4. İkinci köküm eksi 3 gibi görünüyor ama eksi 3 paydayı da 0 yaptığı için bunu çözüm kümesini alamayız. Sadece bir köküm var. Evet sorumuzun cevabı 5. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldum. Evet 6. sorumuz bu sefer A'lı B'li vermiş. Yine çarpanlarına ayıracağız burayı. Şimdi içeridekinden yardım almaya çalış. Şimdi buradaki şöyle şuraya yeniden yazayım bu soruyu da. Ax kare eksi b eksi abx eksi b kare eşittir sıfır. Bir kere ax kare sayısı ax ile x'in çarpımıdır. B kare sayısı b ile b'nin çarpımıdır. Dikkat et şimdi işaretlere dikkat edeceğim. Tamam mı? İşaretlere dikkat etmezsen yamulursun bu soruda. Şimdi bir kere şu eksiği içeri dağıttığında B'nin işaretinin eksi, A, B'nin işaretinin artı olması lazım. Bak A, B'nin işaretinin artı olabilmesi için bunu artı, B'nin işaretinin eksi olabilmesi için buna eksi verdim. Hadi yazarken yan yana yaz şimdi. A, X eksi B çarpı, X artı B eşittir. Sıfır oldu. Buranın sıfır olabilmesi için, A, X'in B, X'in B bölü A'ya eşit olması lazım. Buranın sıfır olabilmesi için, X'in, eksi b'ye eşit olması lazım. Bir köküm eksi b, bir köküm de b bölü a oldu. Altıncı sorunun cevabı da Ceyhan olmuş oldum. Evet hadi bakalım yedinci sorumuz. Diyor ki yukarıda üç tane denklem fonksiyon vermiş. Yukarıdaki verilen ikinci dereceden fonksiyonlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? fx eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesi. fx'i sıfıra eşitliyorum. Eksi x kare eksi 9 eşittir 0 x kareyi karşıya attığını düşün x kare eşittir eksi 9 gerçel sayılarda çözüm kümesi boş kümedir evet doğrudur karmaşık sayılarda vardır ama gerçel sayılarda boş kümedir gx eşittir 0 2x kare eksi 18'i 0 yap diyor. at karşıya 2x kare eşittir 18 böl 2'ye x kare eşittir 9 kare kaçın karesi 9'dur bir 3'ün bir de eksi 3'ün evet bu da doğrudur hx eşittir sıfırın çözüm kümesi diyor. Şurayı alalım. x kare eksi 3 x eşittir sıfır. Ne yapacağım? x parantezini alacağım. x eksi 3 eşittir sıfır. Bunu sıfır yapacak x değerlerimden birincisi sıfır. İkincisi nedir? 3'tür. Bu da doğru. fx eşittir gx. Hadi fx ile gx'i birbirlerine eşitleyelim şimdi. fx eksi x kare eksi 9. gx 2x kare eksi 18. Hepsini bir tarafa topluyorum. 0 eşittir. Eksi x kare bu tarafa artı x kare olarak geçti. 3x kare. Eksi 9 bu tarafa artı 9 olarak geçti. Eksi 9 yaptım. Şimdi buranın çözüm kümesine bakarken ne gelecek arkadaşlar? Eşittir 0 at karşıya. Tamam mı? Şurası 9 olsun. Her iki tarafı 3'e böl. X kare eşittir 3 oldu. X kare eşittir 3 denkleminin çözüm kümesi köküçle eksi köküçtür. Bu eksi 3'te 3'tür demiş. Bu yanlış olmuş oldu. Evet şıkkına da bakalım hadi. Gx bölü fx. Gx'i yazdım yukarı. 2x kare eksi 18. Bölü e, hx'i yazdım aşağıya. x kare eksi 3x. Paydayı sıfır yapanların kökünü atacaktım. Şimdi bir kere gx'in köklerini bulmuştuk. Yukarıdan 3 ve eksi 3 geldi. Bunun köklerinde de bak ne var? 3 var. Ortak kök olduğu için... 3'ü çözüm kümesine almamam lazım. Çözüm kümesinde sadece eksi 3 kalıyor. Bu da doğru olmuş oluyor. Denizli yanlış. Tamam mı? Hadi bakalım. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruyu iki şekilde çözebiliriz demiştik. Şimdi birinci çözümü şu. Hepsini bir tarafa toplarsın. Açarsın denklemi veya açmadan paranteze de alabilirsin. Burada ne var? X artı 3 var. Çarpı x eksi 4 var. İsteyen parantezi dağıtar. Tamam mı? Şimdi bunu bu tarafa alıyorum eksi 2x e, artı 8. Tamam ben dağıtmadan yapacağım. Dağıtırsan da ikinci dereceden bir denklem gelir. çarpanlarına ayırıp yaparsın. Şimdi burada x artı 3 var. x eksi 4 var. Şimdi şurayı eksi 2 parantezine alırsam yine x eksi 4 gelecek. Eşittir 0. x eksi 4'ler ortak şimdi. x eksi 4 ortak parantezine çekiyorum. Bundan x artı 3 gelir. Bundan da eksi 2 gelir. Eşittir 0. Ne oldu şimdi burası? x eksi 4 çarpı x artı 1 eşittir 0. O zaman bunun köklerinden bir tanesi 4. Bir tanesi de ne oldu? Eksi 1. Tamam mı? Biri 4. Bir tanesi de eksi 1 olmuş oldu. Ee, heh, nerede? Edirne'de soru cevabı bulamadım. Şimdi bu soruyu şöyle de çözebiliriz. Bu daha kolay bir çözüm ama kafa karıştırıcı olabilir bazıları için. Şimdi bak x artı 3 var x eksi 4 var. Karşıyı iki parantezine alırım. x eksi 4. Şimdi x eksi 4'leri sadeleştiririm ama şartla. x eksi 4'ü 0 yapan değeri çözüm kümesine eklemek şartıyla. Bunu çözüm kümesine koydum ve sadeleştirdim. Ne kaldı sonra? x artı 3 eşittir 2 kaldı. Attım karşıya. Bak yine iki kök karşına çıkmış oldu. Hadi bakalım. Şimdi delta. Delta dediğimiz neydi? B kare eksi 4 ac idi. Delta incelemesinde köklerin varlıklarını inceliyorduk. Kökleri bulmak için neyi kullanıyorduk? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a çarpanlarına ayrılmıyorsa tabii. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Bakıyorum çarpanlarına ayrılmıyor. Hemen deltasını hesaplıyorum. Delta eşittir b kare. B'miz kaç? Eksi 4 karesi 16. Eksi 4 a dediğimiz 1. C dediğimiz 1. O zaman deltamız 12 oldu. Delta sıfırdan büyük olduğu için farklı iki reel kökü vardır diyorum. O kökleri hesaplıyorum şimdi. X 1 2 eşittir. Formülüm burada. Eksi B. B eksi 4'tü zaten. Eksi eksi artıya dönüştü. Artı 4. Artı eksi kökün içerisine delta girdi. 12. Bölü 2 A da 2 yaptı. Şimdi sadece düzenleme kaldı. 4. Şimdi burası 2 kök 4 artı eksi 2 kök 3. Bölü 2. Yukarıyı 2 parantezin alıp sadeleştirirseniz x1 ve x2 4'ü 2'ye böldüm 2. 2 kök 2'ye böldüm. Kök 3 köklerimden biri 2 artı kök 3. Bir tanesi de 2 eksi kök 3 oldu. 9. sorumuzun cevabı Bursa. Evet 10. sorumuz denkleminin iki farklı reel kökü olduğuna göre bir denklemin iki farklı reel kökünden bahsediyorsa o denklemin deltasını sıfırdan ne yapacaksın? Sıfırdan büyük yapacaksın. Deltayı hesaplıyorum b kare 16 eksi 4 A dediğimiz 1 C dediğimiz M eksi 5 büyük olmalı sıfırdan. Dağıtıyorum 16 eksi 4 M artı 20 büyük olmalı sıfır. Eksi 4 M'i karşıya atıyorum. 36 4 M karşıya geçti. Her iki tarafı 4'e böldüm. 9'dan daha küçük olmalıymış M. O zaman sorumuzun cevabı 10. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Evet 11. Denkleminin iki farklı reel kökünün olabilmesi için bu denklemin iki farklı reel kökünün olabilmesi için M'nin en büyük iki tam sayı değeri nedir? Bir kere M sıfırdan 2'den farklı olmalı ki ikinci dereceden denklem olsun. İki farklı reel kökün olabilmesi için M'nin alabileceği en büyük iki tam sayı değerin toplamı. Hadi başlayalım. B kare 16. Bir kere delta sıfırdan ne olmalı? Büyük. Yine iki farklı reel kökünden bahsediyor. B kare 64. Eksi 4. A dediğimiz m eksi 2. C dediğimiz 2. Büyük olmalı sıfırdan. Şimdi o zaman 64 var. Bak şununla şunu çarparsam eksi 8 yapıyor. Eksi 8'i de atıyorum. Eksi 8 m. Eksi 8'i eksi 2'ye de Artı 16. Büyüktür sıfır. Topladım burayı. 80 yaptı. Şurası 8M karşıya attım. Her iki tarafı 8'e bölersem M dediğimiz 10'dan küçük olmalı. İki farklı tam sayı değerinin toplamı kaçtır diyor. Biri 9, biri 8. Toplamları ne olacak arkadaşlar? 17 olmuş olacak. Tamam mı? Evet şimdi geldik kaçıncı sorumuza? 12. sorumuza. Denkleminin iki eşit iki, eşit iki kökü olduğuna göre. Bu denklemin eşit iki kökü olabilmesi için deltasının sıfıra ne olması lazım? Eşit olması lazım. O zaman deltayı hesaplıyorum hemen. B kare. M artı birin karesi. B kare bu. Eksi 4. A dediğimiz eksi 2. C dediğimiz eksi 8. Tamam mı? ne olmalı? Eşittir sıfır olmalı. Şimdi hiç açmıyorum burayı. Şunları bir çarpalım. Bunları çarptığım zaman ne geldi? Buradan 8, bir 8 daha 64, eksi 64 attım karşıya. M artı 1'in karesi eşittir 64 oldu. O zaman N artı 1'in karesi 64 ise M artı 1 ya 8'dir. M artı 1 ya da eksi 8'dir. Attım karşıya M eşittir ya 7, M eşittir ya da eksi 9 oldu. Çarpımları kaçtır diyor. Kaç yaptı? Eksi 63'e sorumuzun cevabı eşit olmuş oldu. Evet. Şimdi geldik 13. sorumuza. Denkleminin çift katlı kökü 3 olduğuna göre diyor. Ne demek çift katlı kök? Ne demek arkadaşlar? Yani tam kare açılım. Neydi çift katlı kök, çakışık kök? Hepsi aynı anlamda. Çift katlı kökü 3 ise bu x eksi 3'ün karesinin açılımıdır. Kat sayısı olmak şartıyla. Bunun kat sayısı 1 olduğu için burası direkt x eksi 3'ün karesinin açılımıdır. Yani nedir burası? x kare eksi 6x artı 9'dur. a dediğimiz burada eksi 6'dır. b dediğimiz 9'dur. Toplamları da 3'e eşit olmuş oldu arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet 13. sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldu. Evet geçtik hemen 14. sorumuz. Şimdi diyor ki 14. sorumuzda denklemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi m2 için eşit 2 kökü vardır. Bakalım m yerine 2 yazalım. x kare eksi 4x artı 4 eşittir 0. Bu x 2'nin karesinin açılımıdır. Eşittir 0. Evet tam kare ifadelerin birbirine eşit 2 tane reel kökü vardır. Bu doğrudur. m eşittir 3 için diyor. 3 yazdım yerine. x kare eksi 4x Artı 5 eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesi boş kümedir. Bir bakıyorum çarpanlarına ayrılmadı. Hemen deltasına bakıyorum. Delta eşittir B kare 16. Eksi 4 A'mız 1. C'miz 5. Deltası eksi 20 eksi 4 yaptı. Gerçel sayılarda çözüm kümesi boş kümedir. Evet boş kümedir. M eşittir 1 için diyor yerleştirelim. X kare eksi 4 X artı 3 eşittir 0. Bak bu sefer çarpanlarına ayrılıyor. 3 ile 1'in çarpımı eksi 3 ile eksi 1'in çarpımı nedir? x eksi 3 çarpı x eksi 1'dir. Eşittir 0. 2 farklı reel kökü vardır. Biri 3'tür. Biri de 1'dir. 14. sorumuzun cevabı da Edirne olmuş oldu. Evet geldik 15. sorumuza. Ne var şimdi? Karenin içerisine a girerse a'yı a eksi 4 ile çarp 4 eksi ile çarp 2'ye böl üçgen içerisine girerse bir eksiyle iki eksiğini çarp diyorum. Şimdi karenin içerisine 2x girmiş. O zaman a yerlerine 2x yazıyorum. 2x çarpı 2x eksi 4 bölü 2 eşittir. Şimdi üçgen içerisine yazıyorum. x eksi 1 çarpı x eksi 2. Tamam. Şimdi Şimdi bir kere şu 2 ile çarpım durumunda olduğu için şu 2'yi sadeleştirdim. Burada ne kaldı? x çarpı 2 x eksi 4 eşittir x eksi 1 çarpı x eksi 2. Bakın isteyen yine burayı dağıtır burayı dağıtır. Hepsini bir tarafa toplayıp çözüm kümesini bulur. Ben öyle yapmayacağım. Şimdi bak burayı 2 parantezine alacağım. 2 parantezinde x çarpı x eksi 2 olacak burası eşittir x eksi 1 çarpı x eksi 2. Tamam mı? Ya da bunu bu tarafa eksi olarak atıp x eksi 2 parantezine de alabilirsin. Ben şimdi x eksi 2'leri sadeleştireceğim ama x eşittir 2 kökünü çözüm kümesine ekleyeceğim. Sonra burada ne kaldı? 2x eşittir x eksi 1 kaldı. Bunu bu tarafa alırsam x eşittir eksi 1 gibi bir kök daha karşımıza gelecek. Bir kök eksi 1. Bir, bir kök 2'ymiş. Bu şekilde çözebilirsin. Ama dediğim gibi dağıtarak de da çözebilirsin. Hepsini bir tarafa alarak da çözebilirsin. Hangisi kolayına geliyorsa. Evet 16. sorumuz. Denkleminin köklerinden biri eksi bir. Bunu hiç unutma demiştik. Parabolde de her yerde lazım bu. Köklerinden bir tanesi eksi bir ise kök denklemi sağlar. Yaz yerine eksi biri yazdım. Karesi bir iki ile çarptım iki. Eksi biri yazdım. İçeri dağıtıyorum. Eksi m eksi üç. Artı iki m eksi üç. Neye eşit burası sıfır. İki m'in bir m'i gitti m yaptı şurası eksi 3 eksi 6 eksi 4 yaptı eşittir 0 attım karşıya m eşittir 4 lap diye işaretleme m'i sormuyor soru diğer kökü kaçtır diye soruyor şimdi bundan sonra isteyen kökler toplamından faydalanır isteyen kökler çarpımından faydalanır hangisi kolayına geliyorsa ben ikisini de yapmayacağım denklemi oluşturacağım m yerine 4'ü yazıyorum 2x kare 4'ü yazdım buraya artı 7x yaptı 4'ü yazdım 8 3'ü gitti 5 eşittir 0. Şimdi çarpanlarına ayıracağım burayı. Ne ile neyin çarpımı burası? 2x ile m'i 4 bulduk değil mi biz? Dur yanlış bulmadık. Eksi 1 yazdık yerine. 2 eksi 1 yazdık. Tamam. Tamam. M yaptı. 3'ler götürdü. Dur dur dur. <laughs> Yok doğru. Eksi 6. M eksi 6 m eşittir. 4 7 4'ü yazdık. 8 5. Tamam. Şimdi çarpanlarını ayıralım. 2x ile x'in çarpımı. 5 ile 1'in çarpımı bak 2x 5x 7x'i veriyor. O zaman burası 2x artı 5 ile x artı 1'in çarpımıymış eşit sıfır. Zaten bir kökün eksi 1 olduğunu biliyorum. Diğer kök burayı sıfır yapan değer 2x eşittir eksi 5. x eşittir eksi 5 bölü 2 olmuş oldu. Ama kökler toplamıyla kökler çarpımıyla istediğinle yapabilirsin. Güzel çalış. Sıkı çalış. Kendine de iyi bakmayı unutma. Bay bay.